İnsanlar çok eski zamanlardan beri duygularını anlatmak için başka başka yollar keşfettiler. Müzik, o yolların en ahenkli, en ritmik olanı. Notalar, insanlığın duygu dünyasının şifreleri oldu. Her kültür o şifreleri kullanıp duyguları müziğe dönüştürdü. Çalgılarsa o müziği sese. Her kültür birbirine benzeyen ya da benzemeyen çalgılar üretti. Türk kültüründe ise bilinen en eski çalgı kopuz. Yayla çalınan hüzünlü ve sihirli bir sese sahip kopuz, eski çağların esintisini bugüne taşıyor. Yayla çalınan iki telli kopuz, Türk çalgı dünyasının atası. Ozanlar o kopuzla destanlar söylediler. Ancak o ozanlardan biri vardı ki, ozanların piri olarak anıldı. Ama bıraktığı iz bu kadar değildi. Kopuz nasıl Türk çalgı dünyasının atasıysa, onu çalan kişi de Türk boylarının atası ve bilge kişisi olarak bilindi ve sevildi. O bilge kişinin adı Dede Korkut'tu. İnsanların hangi yılda doğduğu tam olarak bilinmez. Dede Korkut'unsa bırakın yılı, hangi yüzyılda doğduğu tam olarak bilinmiyor. Bir rivayette Dede Korkut'un Oğuz Han'a vezirlik yapmış olduğu iddia ediliyor. Buna göre onun M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olması gerekiyor. Bir başka rivayette ise Dede Korkut'un Hazreti Muhammed'in çağında yaşadığını söylüyor. M.Ö. 3. yüzyılla M.S. 6. yüzyıl arasında uzunca bir zaman farkı var. Bu zaman farkı aslında Dede Korkut'un önemsenen bir tarihi figür olmasından kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda hayatı hakkında bu ölçüde bir belirsizlik, Dede Korkut'un gerçekte var olup olmadığını da tartışmaya açıyor.
Dede Korkut hangi çağda yaşadı ya da Dede Korkut diye biri var mıydı? Dede Korkut bütün Türk coğrafyasında sevilen, sayılan ulu bir kişi. Kimi yörelerde ona Korkut Ata, kimi yörelerde Dedem Korkut denildi. Ata, dede isimleri ona verilen değerin ve duyulan saygının bir ifadesi. Dede Korkut elinde oklu kopuzu, destanlar anlatan bir ozandı. Destanların hiçbiri yazılı değildi. Bu destanlar çok sonraları Oğuz Boyu'nun diliyle Dedem Korkut kitabı adıyla kaleme alındı. Dede Korkut destanları 15. yüzyılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Azerbaycan coğrafyasına hakim olan Akkoyunlular zamanında son şeklini aldı ve Osmanlıların Anadolu'nun doğu ve güneydoğusuna hakim olduğu 16. yüzyılda yazıya geçirildi. Dede Korkut'un destanlarının yazıya geçirilen ilk nüshaları bugün çok başka yerlerde bulunuyor. Elimizde bulunan Dede Korkut kitabı iki nüshası vardır. Bunlardan birisi Dresden. Almanya nüshasıdır, Dresden nüshası. O 12 hikayedir. Bir de Vatikan nüshası vardır. Bizim kültür eserlerimizi hep çalıp oralara götürmüşler. Oralardaki kütüphanelerde bulunuyor ancak. O da 6 hikayedir. Esasında anane olarak, rivayet olarak bilinen bunların 24 hikaye olduğudur. Ama Vatikan nüshasında ancak 6 tanesi bulunabiliyor. Dede Korkut'tan geriye bugün 12 destan yazılı olarak ulaştı. Dede Korkut kitabındaki hikayeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünü. Bu süreç içerisinde değişikliklere uğrayan hikayeler 16. yüzyılda yazıya geçirildi. Ancak yazıya geçerken de değişimlere uğradı. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin en bilinen destanlarından. Dede Korkut'un hangi dönemde yaşadığını çözebilmek için Oğuz tarihini ve boylarını bilmek gerekiyor. Dede Korkut hikayelerine girdiğiniz zaman orada görürsünüz. Bir iki yerde bozok ve üçok tabiri vardır. Ki Oğuz Kağan destanında bozok ve üçok, Oğuz Kağan'ın 12 tane torunu sağ kolda, hakim kanatta ağabeylerdir. Onlar devlet idaresi onlardadır. Kayılardan başlar, devam eder. İkinci bir kol ise üçoktur. Üçoklar küçük kardeşler ve onlar da 12 tanedir. 12 tane büyük, 12 tane küçük ve Oğuz Kağan der ki ağabeyler idarede olacaklar, küçük kardeşler onların yardımcıları olacaklardır. Ancak ağabeyler arasında layık olmayanlar var ise o zaman küçük kardeşler hakimiyette olacaklar der. Oğuz Türkleri, Üçok ve Bozok olarak ikiye ayrılan 24 boydan oluşuyordu. Dede Korkut destanlarında bu boylardan birbiriyle rekabeti ve bazı boyların hakimiyetleri anlatılıyor. Boylar arasındaki güç dengesi, Dede Korkut'un yaşadığı dönemle ilgili ipuçları veriyor.
Göktürk tarihinde 745 tarihlerden sonra Kağanlığın doğu kanadı, ana kanadı, hükmeden kanadı çökmüştür ve öyle bir tahribata uğramıştır ki Uygur kaynaklarında vardır bu. Göktürkler kırılmıştır. Ancak oradaki nüfus kaçabilen batı kanadına sığınmıştır. Batı kanadında kimler var? Üçoklar var. Doğu kanadında hırpalananlar kimler? Bozoklar. Yani ağabey kanadı. Ve o kadar kırılmışlar ki iltihak ettikleri zaman zayıf durumdadırlar. Bu defa hakimiyet hangi kola geçer? Üçoklara geçer. 750'den sonra diyorum, Üçokların hakim olduğu coğrafyaya gelince bakıyorsunuz hikayeler içinde devletin başında hanlar hanı veyahut büyük han durumunda olan Bayındır Han. Bayındır kimlerden? Üçoklardan. Ondan sonra bütün ilin ordusunun başında bulunan Salur Kazan. Salur hangi boydan? O da Üçok'tan. Anlaşılıyor ki artık Bozok hakimiyete gitmiş, onun yerine Üçok hakimiyete başlamış. Dede Korkut'ta geçen bu tabirler 750 yılından sonraki dönemi ifade etmek bakımından çok önemlidir. Dede Korkut'un milattan sonra 750 yılından sonraki bir dönemde yaşadığını kabul etmek mümkün. Destanlarda zaman zaman birlik çağrısı yapan boylar arasında sorunları çözen, uzlaştıran Dede Korkut tam da böyle bir kaos döneminde ortaya çıkmış olmalı. Onun söylediği destanlar, boyların öykülerini, kahramanlıklarını anlattığı kadar Türklere biz duygusunu aşılıyordu. Dede Korkut'un yaşadığı çağ, Türklerin İslamiyet'le tanışma arifesine rastlıyor. Belki de bu yüzden Dede Korkut, halkın gözünde keramet sahibi veli mertebesine yükseldi. Hatta rivayetlerde Oğuz Türklerine İslam dinini öğrettiği iddia ediliyor. Bu iddialar, bu rivayetler doğru olabilir mi? Yoksa sevilen sayılan ulu bir kişinin destanlarına İslamiyet'in kabulünden sonra İslami yeni motifler mi eklendi? Dede Korkut da bunu sanki bu şekilde değil ama biraz sanki İslami hüviyete benzetir gibi yapmışlar ama İslami tabirler orada yoktur. İslami tabirler orada yoktur. Namazdı, ezandı filan bana bu kelimeler yoktur orada. Destanların içeriğine bakılacak olursa Dede Korkut İslamiyet öncesi bir kişilikti. Ancak İslamiyet'ten sonra da Dede Korkut'un saygınlığı artarak devam etti. Peki ama Dede Korkut nerede yaşamıştı? Bu konuda pek çok rivayet var. Hatta rivayetlerinden birinde Kuzey Afrika'da doğduğu bile söylenir. Bir başka olasılıksa destanların yazıya aktarıldığı yer olan Doğu Anadolu ve Azerbaycan bölgesi. Ya da Dede Korkut bambaşka bir coğrafyada yaşamış olabilir. Dede Korkut'un nerede yaşadığı sorusunun cevabını destanlarda aramak en iyi yol gibi görünüyor. Sır Derya boylarında, mesela Karadağ der, Karadağ tabiri geçer. Bugün Kıpçak unsurlar, Kazaklar filan, umumiyetle oraya Karatav diyorlar. Karatav denilen yer Dede Korkut'taki geçen Karadağ'dır. Karadağ
Karadağ'ın güneyi Sır Derya boyundaki o Türk şehirlerini, Türk halkının yaşadığı ve Türkistan'ın en bereketli topraklarının olduğu bölgedir. Oraları görerek, yani gözümle görerek baktım, hakikaten tarttım. Oğuz dili, o eski yapısıyla başlıyor. Bugünkü Yesi şehri filan hep o bölgededir. Türkistan topraklarında doğan destan, Oğuzların göçüyle Azerbaycan'a, Anadolu'ya, oradan Balkanlara taşındı. Elinde kopuzuyla destanlar söyleyen Ozan Dede Korkut unutulmaz oldu. Destanlar unutulmazlığın sırlarına sahipti. Destan özellikle pek çok halk kahramanının mücadeleleri anlatılan Dede Korkut hikayelerinde güzel ve hikmetli sözler, Türklerin tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait pek çok konular işlenerek iyilere övgü, kötülere eleştiri vardır. Destanlar, Türklerin yaşayışını, dilini, tarihini, edebiyatını, kültürünü akıcı ve yalın bir dille anlatıyor. Türklerde atalara, büyüklere saygı, destanın içinde Dede Korkut'la kendini gösterir. Türklerde suya saygıyı Dede Korkut destanlarında görmek mümkündür. Misafirperverlikten kahramanlığa, aile yapısından ağaca saygıya kadar Türklerin tüm özellikleri anlatılır. Oğuz ilindeki sosyal hayatı, yani erkeklerin hüviyeti, kadınların hüviyeti. Çocukların hüviyeti, erkek çocukların, kız çocukların hüviyeti. Ve öyle bir cemiyet anlatılıyor ki oradaki Türk cemiyeti, bugün dünyada işte kadın erkek hakları falan diye konuşulan hikayeler, orada onun ne kadar eşit ve toplum içinde yeri ve değerini ortaya koyuyor. Ayrıca bir ince taraf daha var. Türk ailesini o kadar güzel anlatmış ki orada, şimdi mesela Batı dünyasında veyahut Doğu dünyasının diğer milletlerinde aile içinde dede, nene gibi kimseleri veyahut teyze, dayı gibi kimseleri bulamazsınız. Lügatlerinde dahi yoktur. Orada var. Türk hayatında aile bağları itibariyle kadın tarafı, mesela İngilizce, Fransızca, Almanca'ya bakın, orada katiyen dayı, teyze kelimelerini bulamazsınız. Yoktur. Modern hukukun zorlaması yüzünden son işte 50-60-80 yıldan beri onlar da bunu işte kullanmaya gayret ediyorlar ama amca ve hala karşılığı olan kelimeleri kullanıyorlar. Akrabalık yoktur katiyen. Türk yapısında ana tarafı da baba tarafı da o ölçüde mühimdir. Bunların hepsi Dede Korkut'ta görülüyor. Yani o hayatın ne kadar samimi, ne kadar canlı ve ne kadar doğru insanlar. Sonra bir ince nokta daha var. Her ne kadar o devrede bizimkiler daha Müslüman olmamışlar. Mesela oturup icabında içki içip de eğlenebiliyorlar. Ama hep yine edep ve kontrol dahilinde. Hanlar, hakanlar veyahut büyük hükümdarlar veyahut aile büyükleri, boy beyleri hep şölen yapıyorlar. Şölenlerde nesi varsa hepsini dağıtıyorlar. Yani ben kendim yiyeyim de benim mülküm... Hayır, katiyen. Ne kadar verirse o kadar beyliği
değer ve kudret kazanıyor. Bunların hepsi çok mühim noktalardır. Bugün dahi dünyada bunların izahını yapmaya çalışıyoruz. Dede Korkut'ta bütün bunların hepsi vardır. Profesör Doktor Fuat Köprülü, Dede Korkut destanları için terazinin bir kefesine Türk edebiyatının tümünü, diğer kefesine de Dede Korkut'u koysanız yine de Dede Korkut ağır basar, diyor. Dede Korkut destanlarının Türk edebiyatında bu denli ağır basmasının nedeni, eski Türk yaşantısını, Türk karakterini bütün yalınlığıyla ifade başarısından kaynaklanıyor. Dede Korkut destanlarında zaman zaman gerçeküstü olaylara rastlansa da gerçek dünyayla bağını hiç koparmaz. Bu yönüyle diğer destanlardan ayrılır. Batılıların veyahut Doğulların destanına benzemez. Bir hayatı, bir yaşayışı aktarır. Yani gerçek hayat nedir onu aktarır. Halbuki diğerlerindeki destanlar o kadar hayali şeyler vardır ki bunları nasıl izah edeceksin şaşırırsın. Bu Doğu destanları da öyledir, Batı destanları da öyledir. Onun için Dede Korkut çok muhteşem bir eser. Dede Korkut destanları sözlü Türk edebiyatının temel taşıdır. Kopuz çalıp, hikmetli sözler söyleyen, Türk boylarının kahramanlıklarını anlatan Ozan, adına yakışır şekilde hep beyaz saçlı, beyaz sakallı olarak tasvir edildi. O, Türklerin destancı dedesi ve atasıdır. Nesre benzeyen şiiri, şiire benzeyen nesriyle bezeli hikayeleri, aradan 1000 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen hala diri ve hayata çok daha yakın. Türk tarihinin bir devletteki hayatını, içtimai yapıyı, sosyal yapıyı sanki bugün yaşıyor gibi Dede Korkut canlandırmıştır. O yaşanıyor, bugün dahi yaşanıyor. Bundan 1300 sene önceki, 1200 sene önce, 1100 sene önceki Oğuz ilindeki hayatı olduğu gibi aktarıyor. Bunlar kolay şeyler değildir. Yani o kadar canlı, o kadar canlı anlatılmış ki hep destan halinde anlatıldığı için sözlü edebiyat devam etmiş. Yazı olmadan yalnız sözle zamana direndi Dede Korkut destanları. Zamana direnmesinin asıl nedeni tüm Türk coğrafyasında sevilmesi ve sayılmasıydı. Destanlar anlatan ozan destanlara, efsanelere karıştı. Ancak anlattığı destanlar o dönemin Türk toplumu hakkında bugüne bilgiler ulaştırdı. Bir toplumun karakterini, yaşantısını destanlar içinde anlatarak tarihe not düştü. Dede Korkut boy boyladı, soy soyladı, tarihin derinliklerinden seslenmeye devam etti. Ve tarihi değiştiren bir yüz olarak hafızalara kazındı. Thank you.